dünyaya din karışmazsa, Allah'ın dini, Allah'ın hükmü eğer dünyaya, dünya işlerine karışmazsa, işte İstanbul Belediyesi'ne ödediğin suları, efendim, İstanbul Sular İdaresi'nin başına öyle bir memur, öyle bir umum müdür gelir ki, senin vergi diye yatırdığın su paralarını götürür karısına, götürür fahişesine, götürür metresine, götürür İsviçre'deki bankaya yatırır, senin de ruhun duymaz. Eğer karısı açıklama yapmasaydı bunları duyacak mıydınız, duymayacak mıydınız? Duymayacaktınız. 450 milyar lira İsviçre bankalarında kendi hesabına yatırmış. Açın okuyun bütün gazeteleri. Karısı 3 gün içinde boşansın diye, boşandıktan sonra konuşmasın diye 12 milyar para yatırmış. Bir fahişeyle evlenmek için. Sen de bunu kuzu kuzu götürdün, su parası diye yatırdın. Hem de kuyruğa girdin, 5 saat bekledin su parası. İşte din işleri dünyaya karışmazsa vallahi böyle olur, billahi böyle olur. Ben laiklerin haline gülüyorum. Laiklik felsefesine inananlara kahkahayla gülüyorum. Laikliği benimseyenlere ben vallahi acıyorum, billahi acıyorum. Din işleri dünya işlerine karışmazsa, işte bir Ermeni karısı gelir İstanbul'da devletin işletmeye açtığı bir kerhaneyi işletir, her sene buradan elde ettiği paralarla devlete vergi verenlerin başında rekoru kırar ve her ay Ermenistan'a, bu Manukyan adındaki şerefsiz kadın Ermenistan'a Türkiye'den Ayşeleri, Fatmaları fuhuş yaptırarak, onların namusunu satarak kazandığı paralarla Ermenistan'a yardım eder, Ermenistan da Azerileri öldürür. Ya İstanbul'daki kerhaneyi işleten karı Ermeni mi değil mi, siz söyleyin. Ermeni ya, Manukyan. Kazandığı paraların büyük ekseriyetini vallahi Ermenistan'a gönderiyor. Bak yeminle söylüyorum. Bu sözümün sorumlusuyum. Türkiye'de Müslümanların kızlarını ve karılarını satarak, ırz ve namuslarını satarak elde ettiği parayla Ermenistan'a yardım yapıyor namussuz. Ve devlet de bu karıya şeref madalyası veriyor. Vergi rekortmeni ilan ediyor. Vay bizim halimize, vay bizim halimize. Niye? Efendim, din işleri ayrıymış, devlet işleri ayrıymış. Senin bu mantığına hayvanlar bile güler. Ya sen benim külahımı anlat, din işleri devlet işleri ayrıymış. Vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum. Dar ağacının altına çekseler dahi vallahi inanmadığımı söyleyeceğim aynı şekilde. Mümkün değil. Çünkü ebedi hayata inanan insanlar böyle düşünemezler, başka türlü düşünemezler. Allah dinini devlete karışsın diye göndermiştir. Yarın huzur-u ilahide yeryüzünde senin ülül emrin kimdi diye, ülül emir diye bir kelime var Kur'an'da. Eti'ullâhe ve eti'urrasûle ve ulil emri minküm ayeti var mı yok mu? Var. Nisa suresinde, açın okuyun. Ey Müslüman, Rabbin kimdir diye sorduğu zaman kabirde Rabbim Allah'tır diyeceksin. Peki Allah'ın hükümlerini uygulayan emir-il müminin kimdir diye sorulursa sen kimin ismini vereceksin Allah'a? Emir-il müminin var mı lan şimdi Türkiye'de? Ülül emir var mı Türkiye'de? Bunları bilmeden Müslüman olunmaz. Bunları bilmeden Allah'a hesap verilmez. Ülül emri bilmeyen, emir-il müminini tanımayan, Allah'ın hükümlerini uygulamayan bir ülkenin Müslümanları Allah'a hesap veremez. Veremez. Hacca da gitsen veremezsin, Beytullah'a da gitsen veremezsin. Ülül emir kimdir? Allah'ın hükümlerini uygulayan hükümet var mı yok mu? Bunların sorumlusu sensin. Sana bunlar sorulacak. Manukyan'a sorulmayacak. İşte aziz müminler, demek ki dinsiz oluyorsa bir adam evvela düşüncesiz olduğundandır. Düşünce. Düşünemediğinden,
doğru düşünemediğinden, dürüst düşünemediğinden, insani olarak düşünemediğinden, nereden geldiğini ve nereye gideceğini düşünemediğinden bu herif dinsiz olmuş. Şu anda hakikaten Türkiye'de mevcut olan ateizm dedikleri, ateist dedikleri, dinsiz dedikleri kişilerin bakın hepsi beyinleri yıkanmış, beyinleri durmuş, üretemeyen, insan olmak haysiyetinden mahrum süfeladan başka kişiler değillerdir. Bakın göreceksiniz. Ve zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde görüyorsunuz Cumhuriyet kurulalı 70 sene olmuştur. Bunu hepiniz biliyorsunuz. 70 sene oldu. Hala bir türlü idare, sistem yerine oturamadı. Hala dünya çapında bir ilim adamı yetişemedi. Afrika'nın siyah insanları, siyah ülkelerinin, siyah ülkelerde yaşayan insanların arasından Nobel armağanı kazananlar çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nden bugüne kadar hiçbir dalda Nobel armağanı kazanan var mı yok mu? Yoktur. Nobel armağanı diye mühim bir armağan var, duymuşsunuzdur. Nobel edebiyat armağanı var, Nobel edebiyat armağanı, Nobel fizik, Nobel kimya, Nobel matematik, Nobel tıp armağanları var. Daha Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek fizik ve bir tek kimya, bir tek tıp dalında Nobel armağanı kazanacak bir adam vallahi yetişmedi. Cumhuriyet adam yetiştirememiştir. Niye? Din ayrı, devlet ayrı demiştir. Din ayrı, dünya ayrı demiştir. Evvela ayrım yapmıştır, tefrika koymuştur ve korkunç bir bunalım, ruhi bunalım getirmiştir. Ruhi gerilim getirmiştir. Ya düşünün adam, efendim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İSKİ, İ İstanbul, S Sular, K efendim Kanal, İ İdare, İSKİ. İSKİ'nin başına getirilen adama bakın. O halkın boğazından kestiği tüy bitmemiş yetimlerin peynirinden, zeytininden kestiği su paralarını nasıl yemiş namussuz adam, görüyor musunuz? Bu adam nasıl bunu yapabilir ya? O da onun yediği, daha bilmem hangi partiye 200 milyar yatırmış. Falan partiye şu kadar para. Sen kimin parasını kime yatırıyorsun? Bu adamın dini olsa, bu adam Müslüman olsa bunu yapabilir mi? Bakın bu adama gidin sorun. Sen laikliği benimsiyor musun diye sorun. İlk vereceği ben laikliği benimseyen adamım diyecektir. Bak laikleri görüyor musunuz? Gidin kerhane işleten, umumhaneyi işleten işletmeciye sorun. Laikliği mi seviyorsun, İslam'ı mı? Ben laiklikten yanayım diyecek. Bütün kerhaneciler laik. Bütün kumarcılar, bütün şarapçılar laik. Bütün hırsızlar laik. Görüyor musunuz? Çünkü dinin hükümleri rüşvete manidir. Dinin hükümleri şarap içmeye manidir. Dinin hükümleri zina etmeye manidir. Bütün zinacılar laiktir. Bütün deyyuslar laiktir. Karısını kıskanmıyor. Ama İslam karısını kıskanmayı emrediyor. Görüyor musunuz? Müslümanlar görüyor musunuz? Adamlar boşuna mı layık oluyorlar memleketi soymak için? Ya bütün bunları anlamadıkça mezarınızda men rabbüke sualinin cevabını vallahi veremezsiniz Müslümanlar, Müslümanlar, Müslümanlar. Lütfen Allah aşkına. Ezan okundu zannediyorum. Allahu Teala bu duygularla, bu inançlarla, bu itikatlarla yeryüzünde İslam'ın hakim olması için yaşamayı bize nasip eylesin inşallah. Kardeşler uzatmayayım, vaktimiz az. Bölgemiz sanayi işçi bölgesi olduğu için vakit yetersiz, her zaman diyorum. Eğer cuma günü böyle zor bir gün, sıkıntılı haftanın sonu, bankalar kapanacak, tahsil günü, tediye günü, aman çek, aman senet meselesi olmasaydı size 2,5 saat sohbet edebilirdik. Ama vakit yetersiz. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Yine hepinizden karınca kaderince gücünüze göre, cüzdanınıza göre söylemiyorum. Vallahi